Bizim ev arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lenovo Legal adlı bir kulaklığı tanıtacağım. Önceki video kulaklıkla ilgiliydi, şimdi de kulaklıkla ilgili. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk önce kutuyu açalım. Şimdi nasıl açılıyor? Özelliklerden de bahsedeceğim. Açtık. Çıkartalım. Ters çıkartacak yine. Tamam, burada birkaç özelliklerden bahsediyorum. Aa, bir de yedekleri var. Görüyorsunuz ki. Eğer kaybedersem yedeklerini takarım. Şimdi şuradan ayarlanabiliyor. Sesleri falan ayarlanabiliyor. Bunun ne yaptığını bilmiyorum ama buradan açıyor. Buradan kapanıyor sesi. Şuradan da videoyu durduruyorsunuz. Oldukça güzel bir görünüme sahiptir. Bir de şeylerde uyumludur. Mesela Samsung ve iPhone'a uyumludur. Gayet uyumlu. Burada da bu ne? Bunu anlayamadım çok. Ha. Ben bu özelliği biliyorum. Şey, buradan takıp çıkartıyorsun ama ben o takılan yeri bulamadım. Dur. Nereden takılıyor? Ha, şuradan. Bu diğer tarafından takılıyor mu? Takılmıyor. Şuradan takılıyor ve çıkartıyor. Demek ki takılıp çıkardığı şey bu. Kırdım mı ya ben? Bu sesler çıkması normal mi bilmiyorum ama. Tamam. Şimdi açalım şu kısımdan. Şu plastiği de kaybetmeyeceğim. Şuradaki plastiği. Tamam, bence bu normal bir şey, bu sesin çıkması. Şöyle açalım. Nasıl açacağız? Dur. Heh. Açtık. Gayet uzun. Bayağı uzun yapmışlar. Ama şu an var ya, acayip güzel görünüyor. Şurada da Leko yazıyor. Daha ne özellikle bahsedersek, yürürken ve spor yaparken takabilirsiniz ve oyun oynarken de takabilirsiniz. Böyle bir güzel bir avantajı var. Şunlar ne olduğunu bilmiyorum. Bunları takarız. Bu minik paketi de kaybetmem. Merak etmeyin. İki taraftan da takılması galiba bu bilgisayar için yapılmış bir şey. Yani çok güzel. Şimdi ben takayım, rahat mı değil mi? Ama şu an takmayacağım. İlk şunlara bakacağız. Bunlar neymiş? Baktığıma göre bunlar yedek. Büyük var, küçük var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Cımbız gibi. Bu galiba kulağa uyumlu olmak için yapılmış. Bunu takıyorsunuz buraya. Buradan da kulağa uyumlu oluyor herhalde. Burada da şey var. Nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler mi var acaba, bakayım. Herhalde nasıl kullanım hakkında bilgi veren kılavuz. Ha, kılavuz. Ya unuttum, ne diyeceğimi unuttum tabii. Gayet rahat takılıyor mu, bir bakalım. Gayet rahat takılıyor. Bilgisayara uyumlu ama buna şu an gerek yok bence. Ama acaba bir telefona, iki telefon bunu böyle taksak ne olur acaba? Aklıma şimdi öyle bir şey geldi. Takılıp çıkartılan şey direkt buymuş. Ben böyle kısılıp açıldığını sandım. Takalım o zaman. Nereden takılıyor? Bunu da karıştırdım ya, hangisi? Şimdi kulağıma takacağım ama siz göremeyeceksiniz maalesef. Bu ne? Takılamıyor yalnız. Takılması zor. Hah, takıldı. Alışırım ya. Mikrofonla da yakınlaştırıyorum. Galiba çok uyumlu değil ve çok büyük olduğu için kulağıma uymuyor. Ama burada küçükler de var. Bu küçükleri bence takarım. Gayet rahatça denerim. Hatta şimdi takalım.
çıkartamıyorum. Çıkardım. Şuraya koyalım. Şuradan çıkartalım o zaman. Tamam. Bak şurada küçük varmış cidden. Bakalım. Bu daha küçük. Bu daha büyük. Öyle bir şey. Şimdi takalım. Bakalım kulağıma uyabilecek mi? Tamam. Bekleyin. Bu arada oyunlardayken iletişim halinde olabilirsiniz. Nerede kaldık? Şimdi ben bunu taktım. Küçük boyunu. Bayağı takması bayağı zor oldu. Takması zor. Ama bir türlü takılabiliyor. Şimdi anlatayım. Küçük, orta boy, büyük boy. Büyük boya çok gerek olmayacağı için bu poşetleri koyacağız. Orta boy bir normal boyu. Bunların ne olduğunu anladım. Şunlar kulağınıza uyumlu olmak için var. Ve gayet rahat duruyorlar. Ben bir takayım bir hatta. Takıyorum. Gayet rahat duruyorlar. Özellikle şunun şeyleri bayağı rahat durduruyor. Düşmesini engelliyor bir de bir yandan bence. Şimdi biz bunları bilgisayardan ve telefondan deneyelim. Hadi başlayalım o zaman. Deneme 1-2-3-4. Deneme 1-2-3-4. Şu an kulaksızlık deniyorum. Şimdi kulaklığa bakalım. Deneme 1-2-3-4. Şu an kulaklıkla deniyorum. Şimdi karşılaştıralım. Şimdi denedim. Bence kulaklığın sesi daha çok ve bayağı iyi çalışıyor. Şimdi bilgisayarda deneyelim. Bilgisayarlarda da oluyor bu arada. Bilgisayarlarda da oluyor. Şimdi bilgisayarlarda da deneyelim. Bilgisayarda deneyelim yani. Deneme 1-2-3-4. Şu an kulaksızlık deniyorum. Şimdi kulaklığa geçelim. Bakalım hangisi daha sesli. Deneme 1-2-3-4. Şu an kulaklıkla deniyorum. Bakalım hangisi daha sesli. Karşılaştıralım. İkisini karşılaştırdım ve kulaklığın sesi daha az. Yani daha az değil de ikisi de aynı seste. Aynı ses yüksekliğinde. O zaman bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.